Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle kanalımda ilk defa bir kitap önerisiyle ve bir nevi kitap incelemesiyle birlikteyim. Bugün size önermek istediğim kitap öyle gerçekten sıradan bir kitap değil. Sadece bir kitap okuyayım diye alabileceğiniz, eğer farkındalığınız yüksek değilse bu konuda, alıp okuyacağınız bir kitap değil. Eğer bugün anlatacağım konuyla alakalı bir farkındalığınız veya bir ilginiz yoksa ve bu konuları saçma buluyorsanız muhtemelen önereceğim kitap size hiçbir şey ifade etmeyecektir. O yüzden ben ilgilenenler üzerinden anlatmak istiyorum. Önermek istediğim kitap Mark Volley'nin Seninle Başlamadı adlı kitabı. Şimdi bu kitabı muhtemelen daha öncesinde belki görmüş olabilirsiniz. Sosyal medyada bir yerlerde karşınıza çıkmış olabilir veya kitapla alakalı farklı incelemeler izlemiş olabilirsiniz. Ben size bugün kitabın detaylı şekilde incelemesini yapmayacağım. Çünkü bunu yaptığım zaman siz okuduğunuzda o satırların arasında kendinizden bir parça bulamamış olursunuz. O yüzden ilginiz varsa ve gerçekten farkındalığınız yüksekse, gerçekten aradığınız sorular varsa kendinizle alakalı, lütfen bu kitabı edinin ve sonuna kadar okuyun. Dediğim gibi bu aslında bir kitap inceleme videosu değil. Yani ben size kitabı komple anlatmayacağım ama bu kitapta gerçekten neler sizi bekliyor, neleri bulabilirsiniz, biraz bunlardan bahsedeceğim. Yani kitap özeti gibi olmasa da genel hatlarıyla aslında sizi neyin beklediğinden bahsedeceğim. Şimdi hepimiz hayatta belli başlı zorluklar yaşıyoruz, değil mi? Yaşadığımız bazı acı deneyimler bize sonrasında ben bunu hak ettim veya hak etmedim dedirtebiliyor. Ki insan zaten çoğu zaman başına gelen negatif şeylerin sonunda her zaman hak etmediğine inanır. Ve aslında bazen gerçekten de kişinin başına gelen şeyler gerçekten de hak edilmemiştir. Peki neden geliyor başımıza bazı kötü şeyler? Şimdi tabii önce yine şundan bahsetmek istiyorum. Ben bu konuyla alakalı bir uzman değilim. Bu konuyla alakalı seminerler vermiyorum veya bununla alakalı böyle yazılmış bir kitabım yok. Ama gerçekten bu konularla alakalı okumayı, araştırmayı çok seviyorum. Daha doğrusu ben kendi hayat yolculuğumla alakalı hep bir arayış içindeydim. Yani sürekli aradığım sorular vardı. Cevabını bulamadığım sorularım vardı. Ben hayatı boyunca bu benim başıma neden geldi? Ben bunu hak etmedim düşüncesiyle yaşayan bir insan olduğum için gerçekten dönüp baktığım zaman ben niye yaşadım dediğim o kadar çok şey oldu ki hayatımda. Özellikle insanlarla ve güvenle alakalı problemlerim o kadar çok fazla vardı ki hala var. Bunlar %100 hala bitmedi. Ben gerçekten bunların tek suçlusu olarak hep kendimi görüyordum. Yani başıma kötü bir olay geldiğinde, negatif bir insanla karşılaştığımda hep şöyle gördüm. Ya iyiler sınanır, iyiler bu dünyada sınanır. Yani tabii kimin iyi kimin kötü olduğunu Allah bilir ama herkes kendine iyi der tabii ki de. Ben de aynı şekilde yaşadığım bütün acı deneyimlerden, bütün acı tecrübelerden sonra her seferinde kendi kendime şunu diyordum. Tabii biraz da o biliyorsunuz bizim toplumun da bize öğrettiği bir şey. İyiler sınanır. Allah sevdiği kulunu sınar. Buna benzer böyle kalıp şeyler hep bize öğretildiği için biz de kendimizi hep öyle zannettik. Yani ben kendimi hep öyle zannettim. Ben çok iyi biriyim. Ben o yüzden bu kadar sınanıyorum. Karşındakinden kaynaklı bir durum olabileceğini düşünmeyip sadece kendimi suçlama halimde oluyordu. Örnek veriyorum, normal bir kız arkadaşımla ona her türlü emeği de, desteği de maddi manevi anlamda veriyorken o insanla aramın bozulması ve o insandan kazık yemem bile benim suçummuş gibi geliyordu. Bu uzun bir süre böyle geldi. O yüzden hayatımdaki insanları ben kolay kolay hayatımdan çıkartamıyordum. Ya ben o insanın yaptığı yanlışı görüyordum ve ona defalarca şans veriyordum. Çünkü dediğim gibi o aslında onun suçu değildi. Çünkü o benim suçumdu. Benden kaynaklı olmuştu. O insanın bana o hatayı yapmasını ben sağlamıştım. O insanlık hiçbir şey yoktu. O insanın hiçbir kabahati yoktu. Hep bu algıdaydım. Bu da aslında kendime vermediğim değeri karşı taraftan beklediğim için sürekli insanların bana verdiği değerle kendimi değerli olduğumu zannetmiştim. Halbuki dünyada yaptığım en aptalca şeylerden biri kesinlikle buymuş. Biz kendimizi suçlaya suçlaya büyüdüğümüz için hayatımızdaki insan dünyanın en zehirli, en kötü kalpli insanı bile olsa yok 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 kesin o kadar kötü değildir diye hep kendimizi avutmuşuzdur ama en büyük zararı da kendimize vermişizdir. Peki buradan kitaba nasıl bağlayacağım? Şöyle bağlayacağım. Ben kendi hayat yolculuğumda başıma gelen negatif olayların, negatif insanların aslında benden kaynaklı olmadığını anladım. Bu benim attığım aslında birinci adımdı. Her zaman mı karşımdaki insan suçluydu? Elbette değil ama yine kendi içime dönüp baktığım zaman hayatıma girip çıkan herkese kim olursa olsun
herkese gerçekten olması gerektiğinden daha fazla bir şekilde kıymet verdiğimi ben kendim çok iyi biliyorum. Ama insanlarda da şöyle bir şey var ya arkadaşlar, bir süre sonra bir insana çok iyi davrandığınız müddetçe, yani o insanın bütün bencilliklerini, kaprislerini, saçma sapan hallerini siz alttan aldığınız müddetçe bu sizin artık göreviniz oluyor. Yani siz artık kendi sınırınızın bilincinde olup bir sınır çekmeye başladığınızda da "sen çok değiştin, sen böyle değildin" oluyor değil mi? Bunların hepsini yaşadığım için dönüp baktığımda kendimde bu noktada gerçekten bir kabahat göremiyorum. Umarım bu videoyu da hayatımdan çıkardığım toksik arkadaşlarımın hepsi izliyorlardır. Onlara hiçbir şekilde kin beslemiyorum ama gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize, çünkü sizler beni bu hale getirdiniz. Sizler beni bu bilince getirdiniz. Çünkü o kadar çok sorgulamama vesile oldu ki arkadaşlar bu. Yani inanın aslında benim bu aile dizimi, çekim yasası, rezonans kanunu, atalar, kökler, işte karmik durumlar, bunların hepsini aslında bu kadar yönelmemin sebebi aslında arkadaş ortamımdan, işte iş ortamımdan vesaire. Yani benim sosyal hayatımda yüz yüze geldiğim insanlar tarafından aslında sürekli çelme yememden kaynaklı oldu. Yani o yüzden mutluyum, iyi ki de böyle olmuş ki şu anki Eda olabilmişim. Çünkü bu beni gerçekten sorgulamaya itti. Yani bilmiyorum, belki şu an bu videoyu izleyen, bu videoyu tıklayan veya bu konuyla alakalı arama yapan biri de belki şu an benim anlattığım konudan muzdarip olduğu için kendiyle alakalı bir arayışta. Çünkü gerçekten aslında bu kitapta asıl anlatılan şey, başınıza gelen çoğu şeyin aslında sadece sizden kaynaklı olmadığı, sizin hiçbir alakanız dahi olmadan başınıza gelmesinden bahsediyor. Aslında gerçekten yaşadığım deneyimlere burada böyle uzun uzadıya anlatıp çok fazla da o hayatımdan çıkardığım insanları kendi enerji alanıma şu an sokup enerji alanımı da kirletmek istemiyorum. Ama hani özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu konulara bu kadar ilgi duyduysam hayatımda yaşadığım aslında zorluklardan kaynaklı bu bilince geldim ve bu arayışa geldim. O yüzden hayatımıza bazen başımıza kötü olaylar, zor insanlar, zor tecrübeler geliyorsa orada sadece oturup o olaya üzülmektense biz buradan ne çıkartabiliriz de bence bakmamız gerekiyor. Kitapta da aslında şundan bahsediyor. Yani sizin başınıza bazen çözümleyemediğiniz, anlayamadığınız, gerçekten baş edemediğiniz bir olay geliyorsa veya sürekli aynı döngünün içinde kendinizi buluyorsanız ve iç muhasebe sebenizi yaptığınız zaman gerçekten kendinizde bir hata, bir suç görmüyorsanız, gerçekten ama içinize baktığınız zaman işte orada kökenlerimize bakmamız gerekiyor. Atalarımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri çünkü gerçekten mantıkla, bilimle açıklayamıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kitabın özetini yapmayacağım ama sadece şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kitabın başlangıcında şöyle bir hikaye anlatılıyor. Bir karakterimiz var ve bu karakterimiz belli bir yaşa geldikten sonra kendiyle alakalı bir değişimi fark ediyor. Uyuyamama gibi bir problemi olmaya başlıyor bu kişinin. Detaylı anlatmak istemiyorum çünkü gerçekten okumanız gereken, gerçekten gözleme dayalı, yaşanmış olayların içinde yer aldığı bir kitap. Yani hayal ürünü olarak yazılan bir kitap değil. Bunu ayrıca söyleyeyim. Dediğim gibi bu karakter belli bir yaştan sonra uyku problemleri çekiyor ve nereye gitse bununla alakalı bir çözüm bulamıyor. En sonunda bu aile dizimiyle, yani daha doğrusu bu atalarla, bu karmik durumlarla böyle çalışmalara katılıyor ve kendisinin bile farkında olmadığı, ailede hiç konuşulmayan şöyle bir olayı duyuyor. Kendisinin bir yakını, bir akrabası, hiç tanışmadığı bu arada, yani o doğmadan ölen bir akrabası, yakını, bu karakterimizin yaşlarındayken donarak ölüyor. Ve bu iki kişinin aslında birbiriyle bir bağlantıları oluyor. Yani karakterimizdeki bu uyumama durumu, birdenbire ortaya çıkan bu uykusuzluk durumu, uyursam başıma kötü bir şey gelecek durumu, aslında hiç tanışmadığı bir yakınından ona aktarılan ne yazık ki bir miras olarak karşısına çıkıyor. Buna benzer çok fazla örnek var. Daha öncesinde hiç denize girmemiş, suya girmemiş bir insanın bir su korkusunun olması, bir deniz korkusunun olması, aslında belki geçmişinde hangi atasından kaynaklı böyle bir problemi taşıyor. Eğer ailesinde göçebelik, zorluk, hastalıklar, ölüm, kıtlık, bunlar varsa bir insanın, o insanın da hayatta yaşayacağı bazı bunlarla alakalı sıkıntılar doğabiliyor. Gerçekten doğduğun ev kaderindir diye bir şey var arkadaşlar. Yani biz kendi annemizi, babamızı veya doğduğumuz toprakları, geldiğimiz yeri seçemiyoruz. Annemizi,
babamızı, ailemizi değiştiremeyiz ama kendi içimizde onları algılayış şeklimizi değiştirebiliriz. Ben gerçekten bu konuya hiç inanmıyorum diyenin bile bir noktada kendinden bir pay bulduğuna %100 eminim. Çünkü gerçekten aslında herkes ilgilendiren bir konu. Çünkü gerçekten biz hayatımızda her şey için kendimizi suçluyoruz. Ama bu kitapta aslında diyor ki, isminde yazıldığı gibi diyor ki, seninle başlamadı. Yani her şeyin başlangıcı sen değilsin. Sen şu an bu konumdasın ama bu konuma gelene kadar çok yollardan geçildi. Yani çok fazla insan geldi. Aslında bir nevi neden sonuç ilişkisi. Yani ben şu an buradayım ama bir nedenin bir sonucum var. Yani bir neden sonuç ilişkisinden kaynaklı ben şu an buradayım. Bu yüzden ben bazı düğümlerin gerçekten çözülmesi için şu anda değil de biraz da bazen geçmişe bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen geçmişte bizim bile farkında olmadığımız, hiç görünmemiş birinin aslında görülmek istediği için onun enerjisini, onun karmasını biz yaşıyor olabiliriz. Eğer geçmişte atalarımızdan biri birine haksızlık ettiyse biz bugünkü hayatımızda sürekli böyle şeylerle sınanıyoruz, haksızlıklarla sınanıyoruz. Veya evlenememiş, bütün hayatını ailesine feda etmiş genç kız varsa arkada, bizim halamız olur, teyzemiz olur, annemizin başka bir yakını, babamızın başka bir yakını olabilir. Kendini ailesine feda etmiş ama bu hiç görülmemiş bir insan varsa belki bizler de hayatımızda evlilikle alakalı, ciddi ilişkilerle alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Veya gerçekten geçmişe dönüp bakıldığında biri gözü yaşlı bir şekilde bırakıldıysa, biri gözü kapıda bekleyen bir şekilde bırakıldıysa, belki de biz şu an bulunduğumuz hayattan sürekli bir memnuniyetsizlik halinde olabiliriz. Sürekli sanki ait olamama hissiyatımız olabilir. Ben böyle bir şey yaşamıyorum diyor belki bazı insanlar. Ama kardeşi yaşıyor, ablası yaşıyor ya da abisi yaşıyor. Yani bu öyle bir durum ki o geçmişten gelen karma mirasını kimin devralacağını işte onu kimse bilemiyor. Yani bunu ben devraldım belki. Kardeşim almadı. Ya da kardeşim devraldı başka birinin karmasını. Ben almadım. Aslında bu gen aktarımlarına baktığımızda değil mi? Mesela bakıyorsunuz çok sağlıklı bir insan. Hayat boyunca spor yapmış. Hep düzgün beslenmiş. İşte hayatında stres yok. Çok mutlu. İşinde başarılı. Hiçbir problemi yok ama çok kötü bir hastalık geliyor. O kişiyi buluyor. Kardeşini bulmuyor mesela. Kardeş çok kötü beslenen bir insan. Onu bulmuyor. Ama o sağlıklı beslenen insanı buluyor. Peki bunlara bakıldığında ailede bir kanser hikayesi var mı? Ailede şöyle bir hikaye var mı? Diye doktorlar bile bunu soruyor değil mi? Yani genlerden taşınan bir şey. Hastalıklar taşınıyorsa aslında duygusal olarak yaşanılan şeyler de travmalar da taşınılıyor. Aslında bunu bu şekilde düşündüğümüzde olay çok daha kolay algılanıyor arkadaşlar. Yani ben anneannemden, babaannemden bir rahatsızlık alabiliyorken neden anneannemden, babaannemden bir travma, onun bir korkusunu veya anneannemin annesinden neden bir aktarımda ben ruhsal olarak almayayım. Örnek veriyorum, mesela bir çocuk düşünün, 4-5 yaşında yaramaz bir çocuk olsun ya da ne bileyim çok sessiz bir çocuk olsun. Yani kendi karakterine özgün bir mizacı olsun o çocuğun ve sonra dönüp diyoruz ki mesela ya bu çocuk da aynı dedesine benziyor. Dedesiyle de hiç zaman geçirmedi bu çocuk ama ne kadar dedesine benziyor bunun bu huyu. Ya aynı teyzesine benziyor bu çocuk yani. Nasıl oluyor peki bu şimdi bakıldığında? Yani bu huylar nasıl benziyor o zaman? Değil mi? Etrafınızda illa vardır böyle şunun huyu aynı buna benziyor dediğiniz. O huy dediğim şey de aslında bu anlatmaya çalıştığım konu. Aktarımlar bu şekilde de yapılabiliyor. Yani sadece biz geçmişimizden, atalarımızdan, onlardan güzel huylar almıyoruz. Ne yazık ki bazen de böyle çözülemeyen düğümleri alabiliyoruz. İşte burada bizim yapmamız gereken şey, farkındalığı yüksek olanların yapması gereken şey bu döngüyü kırmak arkadaşlar. Çünkü belki bize gelene kadar 7 kuşak, 5 kuşak, kaç kuşak belki aynı olaylar yaşandı, aynı sınavlar verildi ve bize geldi şu an sıra ve biz de aynı olayı yaşıyoruz. Belki 100 sene önce yaşayan atanız farklı boyutta yaşadı bunu. Yani arkadaşı onu belki sosyal medyadan engellemiyordu ama farklı şekilde aynı olayı yaşıyordu. 100 sene sonra siz farklı şekilde yaşıyorsunuz. Yani 100 sene sonra veya 20 sene sonra aynı olay artık olmaması için bilinciniz bu noktada yüksekse, farkındalığınız bu konuda yüksekse, ilgi alanınızda varsa, hiçbir şey yapamıyorsanız bile gerçekten araştırabilirsiniz. Kökenine inmek için hala hayatta olan aile bireyleriniz varsa onlarla görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Belki de bir yerden öyle bir şey duyacaksınız ki ya evet bu bunu yaşamış. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Birebir aynı şeyi nasıl yaşayabilirim ben? Veya birebir o insanın korkusunu ben nasıl alabilirim? Anlatabiliyor muyum? İşte sorgulayarak, araştırarak o kökene, o ine inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepimizin saklandığı, kendimizi kapattığımız bir mağaramız, bir inimiz var. İşte oraya inmek gerekiyor. Orada bulduklarımız bizi şaşırtsa da, bizi korkutsa da onunla yüzleşmemiz gerekiyor. Kitapta da dediği gibi
birçok şeyin seninle ilgisi olmadığını, sadece bir aktarım şeklinde sana geldiğini ve senin belki görevinin bu döngüyü kırmak olduğunu bilincine varman gerekiyor. Eğer gerçekten kendinde sürekli aynı döngüyü görüyorsan, etrafında sürekli ama sürekli aynı tarz insanları ve aynı tarz konuları görüyorsan ve sürekli o düğümü çözmeye çalışıyorsan bir bakman lazım. O düğümü atan sen misin, yoksa arkada görülmeye bekleyen başka biri mi?